A'nın alabileceği değerlerin toplamı nedir diyor. Ardışık tek sayılarmış. Tabi ardışık tek sayılar şöyle ilerler. 3, 5, 7, 9 diye ikişer ikişer ilerleyecek. Demek ki bunların ikisinin arasında 2 fark var. Ama hangisinin büyük hangisinin küçük olduğu söylenmemiş. 2 olasılığımız var. Birinci durum şunun küçük olması. Şöyle 2A artı 3'ün küçük olması. 4A eksi 5'in daha büyük olması. Eğer bu küçükse buna 2 ilave edince ötekine eşit olmalılar. Şöyle. Bunlar gibi mesela. 5, 2 eklersek 7 olur. Bir sonrakine eşit olur. Bir sonraki ardışık sayısına eşit olur. Ya da 7, 2 eklersek 9'a eşit olur. Ardışık 2 sayı aldığımız zaman mesela 13, 15, küçük olana 2 eklerseniz büyük olanı bulursunuz. Böyle olabilir. Veya ikinci durum şu. İkinci durum. Böyle yazılmış ama biz hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmiyoruz. Belki de bu küçük. A öyle bir değer alacak ki bu küçük çıkacak belki de. Yani şöyle olur. 4A eksi 5 küçük olan. Diğeri 2A artı 3 de büyük olan. O zaman küçük olan buysa buna 2 ekleyince diğerine eşit olacak. Böyle de olabilir. Bu şekilde de olabilir. Çözelim. Şurası 2A artı 5 eşittir 4A eksi 5. Şunu yaparız. Bu 2A'yı böyle eksi 5'i şöyle sola alırsak. 5 var. Eksi 5 de geldi. 10 oldu. 2A karşıya gitti. 2A. Buradan A sayısı 5 olabilir. Şimdi aslında gerek yok ama bir de test edelim bakalım. Gerçekten bunlar ardışık çıkacak mı? Gerek yok aslında. Ama ben yapmak istiyorum. 5 yazıyorum. Şuraya 5 yazıyorum. 2 kere 5, 10. 3 de burada 13. Şuraya 5 yazıyorum. 4 kere 5, 20. 5 çıkardım. 15. Bakın 13 ve 15 ardışık sayılar çıktı. Şuna gelelim. Buraya gelelim. Şimdi şurayla toplarsak 4A eksi 3 eşittir 2A artı 3. Buradan 2A'yı sola eksi 3'ü sağa doğru yollayınca 4A'dan 2A çıkarıyorum. 2A eksi 3 karşıya geldi artı 3. 6 eder. 2A 6 ise A sayısı da 3 olmalı. Yine gerek yok ama bunu da bir test edelim bakalım. 3 yazıyorum. 2 kere 3, 6. 3 de burada, 9. Buraya 3 yazıyorum. 3 kere 4, 12. 5 çıkardık, 7. Şimdi yanlış mı yaptım? Bir daha bakayım. 3, hem ben şunu sırasını yanlış yazdım. Farklı yazmıştım. Şuradan yazalım. Buraya 3 yazıyorum. 3 kere 4, 12. 5 çıkardık. Burası 7 oldu. Buraya 3 yazınca 6, 9. İşte ardışık tek sayılar. İkisi de olabilir. Alabileceği değerlerin toplamını istiyor. Birini 5, diğerini 3 bulduk. Bunların toplamı da 5 artı 3'ten 8 gelir. Evet.